Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı bir bayram diliyoruz. Bugün Munducator özel programıyla karşınızdayız. ile alakalı merak ettiğiniz, çok sorduğunuz soruların hepsini burada teker teker yanıtlayacağız. Munducator kullananlar, Munducator'a abone olanlar ve Munducator'a abone olmayı düşünenler lütfen bu programı başından sonuna kadar dikkatli izlesin. Bu arada tüm bu emeklerimize teşekkür etmek isterseniz videoyu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeniz bizim için yeterli. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Mundicator Kişiselleştirilmiş indikatör Algoritması Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu program Mundicator'ın kullanımına yönelik bir hı hı. program olacak. Kullanımla alakalı detayları vereceğiz. Kullanımla alakalı sorularınızı yanıtlayacağız. Sisteme kaydolmayla alakalı önceden zaten bir program yapmıştık. Orada hı hı. işte Telegram'a nasıl aktif edilir, işte sistem açılırken nelere dikkat etmeniz lazım falan filan tüm detayları orada anlatmıştık. Zaten o konuda sıkıntı yaşayan da kalmadı. Support ekibimiz hızlı bir şekilde tüm sorulara cevap vermeye yine o da tabii ki devam ediyor. Evet Altun. Evet bugün biraz da işin teknik kısmına gireceğiz. Hani sinyal ayarlarını nasıl kullanmanız lazım? Ne tür taktikler yapabilirsiniz? Hangi indikatörleri kullanmalısınız? En çok ya çok fazla sık sorulan soru geliyor bize artık. Onları biz listeledik evet. burada. Onlara Onları artık cevabını bir vereceğiz. Cevaplayarak mümkün olduğunca monday.com'u nasıl daha verimli kullanabilirsiniz onun üzerine konuşacağız bu program. Tabii bu arada e, çok gelişmiş bir blog sayfası da hazırlıyoruz şu an monday.com'la alakalı çok yakın bir süre zarfı içerisinde o blog sayfasında inşallah siteye yüklemiş olacağız onu da parantez içerisinde söyleyelim. Hı hı. Şimdi e, Bunları cevaplandırmadan evvel, Mundicator kullanımına geçmeden evvel ile alakalı bazı duyurularımız var. Onları da e, sizlerle paylaşalım. Şimdi ile alakalı tam konfigürasyon seçeneğini uygulamayla beraber getireceğiz demiştik. Ama siz Mundicator'a o kadar çok sahip çıktınız ki biz buradan Hı. yani sizden aldığımız bu güçle beraber bu güncellemeyi daha öne çektik. Tabii burada her şey hesap kitap meselesi hı -hı. bu güncellemelerin. Tabii bu arada tam figürasyonla konfigürasyonla ne olduğunu da söylemek lazım. Şöyleceğim. Hı hı. Onu evet. Söyleyeceğim. O... Haydi, onu da belirtelim. Şimdi oraya geleceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Tabii burada bu güncellemelerle alakalı her şey hesap kitap meselesi. Hı -hı. Yani bu güncellemelerin hepsinin yani bize bir ciddi bir maliyeti var. Maliyeti yani. var. Evet. Çok fazla bir server yüklenmesi yapıyor. Çok fazla hesap kitap yapılıyor arka tarafta. Hani hiçbir bir saniye bile boş durmadan arkada sürekli serverlar indikatörü hesaplıyor, işte filtreleri hesaplıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. da buna eklediğimiz her şey bir yük olarak daha artıyor. İşte bunu mümkün olduğunca optimize etmeye çalışıyoruz şu anda. Hem en iyi şekilde size sunabilelim. Hem mümkün olduğunca kendi tarafımızda da tabii ki sorun yaratmayacak hale getirelim diye. Hı hı. Onları da çözdükçe aynı zamanda yazılım tarafı da devam ediyor. Onlar da yapıldıkça yeni yeni güncellemelerle karşınızda olacağız. Evet Altu şimdi güzel bir şey söyledi. Neden bu filtrelemeler güncelleme halinde geliyor? Çünkü her filtrelemenin yani size getirdiğimiz her filtreleme özelliğinin hı hı. işlemciye bir yükü var. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Ya işlemciyi de işlemcileri değiştirmemiz gerekiyor içerideki ya da serverları arttırmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, o yüzden bunların hepsi tabi de yazılım maliyeti var. Bunların hepsi bir maliyet ama e, siz o kadar yoğun bir talep gösterdiniz ki biz bu güncellemeyi öne çektik. Şöyle bir durum var aslında bizim Cater'dan ilk aşamada gerçekten samimi söylüyoruz bir kar beklentimiz yok. Evet ciddi anlamda bir harcama yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ama gelen tüm parayı da yine Cater'a yatırıyoruz. Ee, çünkü bu bizim için bir prestij projesi. Her gelen parayı hızlı bir şekilde güncellemelere yatırmayı tercih ediyoruz. Şimdi Altu demin söylediği ko tam konfigürasyon derken neyi kastediyoruz onu biraz açıklayalım. Tam konfigürasyon ne demek? Şu an atıyorum siz mesela arasay veya arasay ve on balance bölüm iki indikatörü seçtiniz. sistem şu anki haliyle seçtiğiniz sinyalin yani seçtiğiniz bu iki indikatörden herhangi bir tanesiniz gelen sinyalin içerisinde olup olmadığına bakıyor. Hı hı. Eğer sizin seçtiğiniz indikatör sinyalin içerisinde varsa biz bu sinyali size gönderiyoruz. Hı hı. Aslında bu kendi içinde tutarlı ve mantıklı. Yani bizim ilk düşündüğümüz şekli bu şekildeydi. Zaten şu anda da öyle. Ha bunlar neyi almış oluyorsunuz? Siz RSI almak istiyorum dediniz mi? O RSI 5 yıldızın içinde varsa da görürsünüz. 3 yıldızda da varsa görürsünüz. Çünkü siz RSI almak istemişsinizdir. Hı hı. Ama tabi gelen taleplerde şöyle bir şey oldu. Ben RSI ve OBV almak istiyorum. Sadece bunları 2 yıldızda almak istiyorum. RSI başka bir şeyle sinyal verdiyse de görmek istemiyorum. Sadece bu ikisini görmek istiyorum. Gibi bir fitreleme. Aynı anda verdiği <laughs> sinyali gör. Aslında bu bizim zaten önceden de planladığımız bir şeydi ama dediğim gibi mobil uygulamayla <laughs> planlamıştık. Ama hem gelen talepler doğrultusunda hem de sizin projeye bu kadar yoğun sahip çıkmanız doğrultusunda e, bu güncellemeyi öne çektik. Şimdi, Şimdi yeni güncellemeyle için. beraber <laughs> örneklendirmek gerekirse şunu yapacaksınız. Ben sadece Bitcoin ve Ethereum'da <laughs> parayı da filtreleyebileceksiniz. Sadece Bitcoin ve Ethereum'da. Arasay ve 10 balans volüm sinyallerini görmek istiyorum dediğinizde sadece Arasay ve 10 balans bölümünün ikisinin birden sinyal verdiği hı hı. Bitcoin ve Ethereum sinyallerini alacaksınız. Diğer paralar veya diğer indikatörler sizi hiç ilgilendirmeyecek. Yani tam konfigürasyon. Hı hı. Ha tabii ki bu biraz daha ileri düzey bir kullanım olacak. Tabii. Çünkü şu anki var olan sistem de aynı şekilde sürmeye devam edecek. Yani arasından seçim yapacaksınız. Ha çünkü şu anki var olan sistemi açıkçası ben mantıklı bularak kullanıyorum. Hani ben bir yerde o 10 balans volümsin yeri yakalayacaksam kaçıncı yıldızda olduğundan ziyade işte neyle birlikte gelmiş? Ne zaman gelmiş? Yeri geliyor 4'te çok mantıklı geliyor bana. Yeri geliyor 2 yıldızda giriyorum. Aresay OBV olmuş mesela. Orada işte benim 2 yıldızım odur diyorum. O yüzden hani daha Az teknik bilgiye ihtiyaç duyarak da şu anki haliyle kullanmaya devam edecek pek çok kişi olacaktır bence. Aynen öyle. Zaten diğer seçenekler yıldız hı hı. ve zaman dilimleri şu an tam konfigüre şekilde çalışıyorlar. Hı hı. Ee güncelleme ile beraber indikatörler ve para seçimleri de tam konfigüre şekilde çalışacak. Altu demin söyledi. Tabii ki şimdiki sistemi de çok beğenenler var. Hı hı. E, şimdiki sistem de çalışmaya devam edecek. Kullanıcı bir seçim yapacak. Biz orada sizin panelinize hı hı. ekstra bir bölüm daha ekleyeceğiz. O bölüm içerisinde ya bu şekliyle kullanmayı seçeceksiniz. Veya tam konfigürasyon seçeneğini, hı hı. seçeneğini kendi özel panelinizden istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. İnşallah... En geç Temmuz ayı içerisinde bu güncellemeyi yapacağız. Hı hı. Filtreleme güncellemesi gelmiş olacak. Bu arada mobil uygulamanın yazılımı şu an son sürat devam hı hı. ediyor. Ee, çok detaylı bir uygulama olacağı için iOS ve Android markete bu yılın son çeyreğinde inşallah çıkartmayı planlıyoruz. Mobil uygulamanın içerisinde bir traderın ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm özellikleri koyuyoruz. Onu evet çok yani hani Moon pek çok sürpriz özellik göreceksiniz. Şimdi ne olduğunu söylemeyelim sonuçta. Daha development aşamasında olduğu için böyle bütün her şeyi önceden söylemek olmaz. Ama çıktığında gerçekten göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız yani özellikler onu olacak net bir şekilde içinde. söyleyebilirim. Ee, yani orada sadece indikatör eklentileri olmayacak. Hı hı. Evet mobil uygulamayla beraber yepyeni birçok indikatör sisteme evet. dahil edilecek. artık Artık sistemin içinde onlarca indikatör olacak ama... Çok başka sürprizlerimiz de olacak, Hı -hı. sürpriz özellikler olacak mobil uygulamanın içerisinde. Ama tabii burada şunu söyleyelim bu uygulama çıkana kadar yani Hı -hı. mobil uygulama çıkana kadar biz tabii ki boş durmayacağız. O arada da sisteme birçok şeyi entegre ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an çalışıyor örneğin demin söyledik filtreleme gelecek Hı -hı. İnşallah Temmuz ayı içerisinde bu e, filtreleme tam konfigürasyon güncellemesini getireceğiz. Hı -hı. Ondan sonra Ağustos ayı gibi bir ay sonra yani Temmuz'dan Hı -hı. bir ay sonra Ağustos ayı gibi hareketli ortalamaları sisteme Hı -hı. entegre etmeyi planlıyoruz arkadaşlar şu an yazılımını yapıyorlar evet. 20 günlük 50 günlük 100 günlük 200 günlük hareketli ortalamalar sisteme entegre Hı -hı. edilecek. Ayrıca tabii ki Golden Cross'ta Golden Cross alarmları da sisteme hı hı. entegre edilecek. Dileyen yine kişiselleştirebilir bir şekilde istediği hareketli ortalamayı açacak, belki hı hı. de hepsini açacak. İsteyen Golden Cross'u açacak. Hı hı. Tamamıyla kişiselleştirebilir bir şekilde hareketli ortalamalar da sisteme entegre edilmiş olacak. İnşallah Ağustos ayında bu da olmuş olacak. Şimdi burada akıllara şu soru gelebilir. E, mobil uygulama geliyor. Hı hı. Hareketli ortalamalar geliyor. Onlarca birçok sürpriz özellik geliyor. E peki içerideki aboneler bunlar için ekstra bir ücret ödeyecek mi? Çok fena. Durum çok fena. Öyle böyle değil <laughs> Çok büyük maliyetler çıkacak. <laughs> ya tabii işin şakası, esprisi bir yana normalde alınması gerekir. Hı -hı. Neden? Çünkü mobil uygulama bambaşka bir şey. Hareketli ortalamalar Hı -hı. farklı bir şey. E, sisteme entegre edilecek birçok özellik var. Bunlar bambaşka özellikler. İşte bollinger bantları hepsi sisteme şu an entegre ediliyor. E, ancak şunu çok net bir şekilde bir söyleyelim. Biz şimdiki abonelerimizden hı hı. bunlar için ekstra bir ücret almayı düşünmüyoruz, kullanıcılara bunları yansıtmayı hı hı. düşünmüyoruz. Ee, mobil uygulama çıktığı zamanda, güncellemeler geldiği zaman da işte eğer abonelik süresi içerisinde hı hı. bunlar geldiyse, hepsi e, bu imkanlardan herkes faydalanacak. Ha tabii şöyle bir şey olacak ama. E, paketlerin fiyatları gitgide yükselecek. Tabii tabii ki yıllık alanlar bir sene boyunca bütün özellikleri ilk aldığı fiyattan kullanabilecek ama tabii o arada onların ücreti de eklentiler yapıldıkça fiyatlarda bir değişiklik olacak. E tabii yeni gelen kullanıcılar için. E, Çünkü her yeni olacak. eklenti bize ekstra server maliyeti, ekstra yazılım maliyeti vesaire ona göre belli bir formülasyon içinde fiyatlarımız da belli oranda yükselecek. Evet yani içerideki kullanıcılar için biz böyle bir Hı -hı. E, açıkçası yamyamlık demeyeyim ama yani yapılsa kimse bir şey diyemezdi ama biz böyle bir şey düşünmedik. Yam Hı -hı. Yamyamlık yap yapmayalım dedik açıkçası. Böyle yani oyunlarda yani böyle yani. DLC paketleri olur ya öyle yani falan öyle, bir şey öyle yap yapmayacağız. yapmayalım evet, dedik. Evet öyle yapmayacağız. Neticede şunu düşündük. Biz bu sistemi açar açmaz ilk gün yıllık, 6 aylık yalım, alım yapanların sayısı aylık Alım yapanlardan Hı -hı. çok daha fazlaydı. Tabii ki aylık alım yapanlara da çok teşekkür ediyoruz. O ayrı bir şey ama e tabii 6 aylık ve yıllık yapılan alımlar bu bir güveni gösteriyor. Hı -hı. E, bize bu şekilde sahip çıkmış kullanıcılarımıza e, biz böyle ekstra bir ücret taribinde Hı -hı. bulunamazdık, bulunmadık da bulunmayacağız. Onu da çok net bir şekilde söyleyelim. Sadece tabii ki yeni gelenler için paket fiyatları gitgide yükselecek Hı -hı. bu paketler eklendikçe sisteme. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Şimdi en çok gelen evet. sorulara geçmeden evvel şurada bir parantez daha açayım lütfen lütfen mobil uygulamayla alakalı veya normal hı hı. sistemle alakalı bütün fikirlerinizi önerilerinizi support at hemen aşağıda zaten link olarak da koyduk mail adresini support at adresine lütfen yazın hı hı. Şimdi çok farklı yerlerden yazıyorsunuz. Karışıyor. YouTube yorumlarının altına da yazabilirsiniz. Ayrı bir şey ama yazdığınızı muhakkak support.munduketan.com adresine de gönderin. Neden? Çünkü oradaki arkadaşlara biz söyledik. Onlar bu gelen talepleri ekstra bir dosyaya koyuyorlar. Hı -hı. Bize gönderiyorlar. Biz her hafta yaptığımız e, toplantılardan bir tanesinde muhakkak o dosyaları bir okuyoruz. Ne talepler gelmiş. Mesela çok mantıklı, çok zekice şimdiye kadar gelen Hı -hı. talepler var. Ve biz bu taleplerin bir kısmını Tabii değerlendirmeyi aldık. Değerlendirmeyi aldık, zaten. planlamaya koyduk, sisteme entegre edeceğiz. Hı hı. O yüzden her türlü fikrinizi, eleştirinizi şöyle olursa daha iyi olur, böyle olursa daha iyi olur dediğiniz e, eleştirileri, görüşleri, tavsiyeleri muhakkak bizimle hı hı. paylaşın ki e, biz de bilelim, görelim. Çok mantıklı şeyler gelebiliyor. Hı hı. Onları biz de sisteme entegre ediyoruz. Şu an aktif bir şekilde yazılım devam ediyor. Şimdi evet biraz böyle çok gelen hı hı. sorularla devam edelim. Neler, nerelerde problem oluyor? Nerelerde, nerelerde? Şöyle madde madde ben koydum. O zaman birinci maddeden başlayalım. Ne kadar sinyal gelirse gelsin lütfen grafiğe bakmadan pozisyon açmayın. Hı hı. Evet bu çok kritik bir şey. Özellikle hani bu şey konusunda da çok fazla yorum geldi bize. Ya diyor indikatörler sinyal verdi falan hiçbiri tutmadı. Bir bakıyorsun bitcoin chartına Bitcoin 500 dolar aşağı çekmiş veya Tabii. yukarı çıkmış. Ya şimdi orada yani kripto paraların bir mantığı var kendi içerisinde. Normal var olan piyasalarla farklı olarak kendi içerisinde bir mantığı var. Nedir bu? Dominansı çok büyük bir kısmı işte. %55, %60 şu an, o aralarda. Bitcoin'de. Ya bu ne demek? Bitcoin'in hareketi Bitcoin'e giren para, Bitcoin'den çıkan para bütün altcoin'lerin fiyatını belirliyor demek. Hı hı. Kabaca böyle. E şimdi sen bu durumda Bitcoin sert hareket yaptığında Para akışı Bitcoin'e döndüğünde veya Bitcoin'den çıkışa döndüğünde sen altcoin'de trade yapmaya çalışırsan çok büyük olasılıkla başarısız olursun. Çünkü indikatör ne kadar sinyal verirse versin çok farklı bir müdahale şekli oluyor Bitcoin'in hani piyasa gereği. O yüzden Bitcoin'in hareketine her zaman dikkat edin. Bu çok kritik bir madde. Ya zaten şöyle bir şey var. Munducator'ı bir kenara koyun. Normal yani ne <laughs> yapıyorsanız yapın altcoin trade'i yapıyorsanız muhakkak bir tane ekranda Bitcoin açık olsun. Hı -hı. Yani baktınız Bitcoin'de garip bir hareket var, oradaki pozisyonu kapatmak durumunda kalmalısınız çünkü tüm altcoin'ler Bitcoin'le birebir alakalı. Hı -hı. İkinci madde, düşük hacimli paralara çok fazla rağbet etmeyin. Şimdi önümüzdeki Hı -hı. süreçte biz bir güncelleme planlıyoruz. Belki mobil uygulamayla gelir, belki mobil uygulamadan önce yaparız. Hacim filtrelemesi de koyacağız. Hı -hı. Ama e, şimdiki süreçte bütün Binance'taki kripto paralar sisteme entegre hı hı. olduğu için çok düşük hacimli paralardan da sinyaller gelebilir. Hı hı. E, ha girmeyin demiyorum. Girmeyin yani, demem. Hatta bu özel ama biraz daha dikkat edin. O işin çakallığında olanlar, pump peşinde koşanlar genelde o tür paraları tercih ederler. Daha kolay hareket sağ başlatabildikleri için. Hatta oradan bir şey yakalar mısınız? Tabii ki indikatörler de onu destekleyecektir. Yakalarsınız. Ama risk normal yüksek hacimli bir paraya göre çok daha fazla yani, risk vardır. Yani yüksek hacimli paralarda indikatörlerin çalışma oranı Tabii. çok çok yüksekken düşük hacimli paralarda işte altın demin söylediği manipülasyon hı hı. durumlarından ötürü daha dikkatli olmakta fayda var. 4. 5 yıldız beklemeyin. Hı, hı Neden? Çünkü biz bir kimsel yıldızlandırma metodu kullanıyoruz. 5 yıldız geldiği zaman yükselişin başını kaçırmış olabilirsiniz. Evet, bu bu konuda da bazı arkadaşlardan ben geldiler bana ya böyle böyle tepeden aldırıyor diye. Ya tepeden aldırıyor değil. O 5 yıldız olduysa onun 1 yıldızı gelmiştir. 2 yıldızı gelmiştir. 3'ü gelmiştir. 4'ü gelmiştir. 5'i gelmiştir. Siz bu ne zaman geldiğine bir bakın. Dashboard'umuzda hepsini görebiliyorsunuz. O parayı yazdığından da bütün liste çıkıyor önüne. O paranın sinyalleri ne zaman gelmiş, karşıta gelmiş. Yapar ara say vermiş. İşte ondan sonra stokastik OBV eklenmiş bir 15 dakika sonra işte MACD falan eklenmiş. Genelde MACD son gelir. Aynen. Özellikle 15 dakikalıkta MACD geç geliyor. MACD saatlik ve daha üzerine daha iyi çalışıyor bunu da hemen tipnot olarak söyleyeyim. E şimdi siz böyle baktınız. O arasa yükselişini, oversoldu vesaire hepsi geçmiş. Fiyat yükselmiş, yükselmiş. 5 yıldız olmuş. Çünkü indikatörler sinyal veriyor. Biz bunu kafamızdan yapmıyoruz. Matematiksel formülasyon. Ama işte o 5 yıldız çok daha riskli bir sinyal olmuş oluyor. Ha, bunun tam aksi de var. Hakikaten bu 5 yıldızın 4 yıldızı, 5 yıldızı aynı barda geldiği oluyor. Şimdi bu tabii burada bu önemli bir şey. Hı hı. Ee, biz birikimsel bir yıldızlandırma metodunu kullanıyoruz ama e, aynı barda verdiği de oluyor. Hı hı. Mesela şu da var. Hani burada da bir parantez açalım. Ee, bazen para ne kadar yükselirse yüklersin 5 yıldız gelemeyi edebilir. Neden? Arasay yukarıda yakalanmıştır. Tabi. Arasay bir kere yukarıda yakalandıysa Mümkün değil o 5 yıldız olmaz. Evet, o o para Mars'a da gitse olmaz çünkü Arasay yukarıda yakalanır. Biz ne diyoruz? Arasay alttan Hı -hı. kırdığı zaman biz sinyali veriyoruz. O yüzden e, her zaman 5 yıldız beklemeyin. 5 yıldız birçok şey için Hı -hı. geç e, kalmanıza sebep Hı -hı. olabilir. Ha ben kendim kişisel olarak ne kullanıyorum? 3 Mancam Akull'dur. E veya Arasay'a bazı bir şey yapıyorsam 2 Arasay bir şeyle, Hakineş Arasaya mesela işte o hareket başlamış belli. Oradan girip Çözecek karlarla hemen trade'ini yapabilirsin gibi. Ha ben onun 5 yıl hızlı olmasını beklersem belki bir bar sonra olacak, iki bar sonra olacak. O arada belli ciddi bir yüzdeliği kaçıracağım. Atladım treni tepeden almış olma ihtimalim var. Aynen öyle. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ee, eğer fazla sinyal alıyorsanız ve Hı -hı. ne yapacağınızı da bilmiyorsanız. Yani teknik olarak ben bu işe çok hakim değilim. Hı -hı. Çok da indikatörlerden anlamıyorum. Acemi bir yatırımcıyım. Ne yapmalıyım? Bu soru çok geliyor. Benim kendi kişisel tavsiyem şu özelliği kullanmanız. Bir tek RSI'yi seçili bırakın. Yıldızı da 1 ve 2 yapın. Zaten şimdi artık yeni gelenler için sistemi biz bu şekilde ayarlıyoruz. Hı -hı. Bundan sonra kaydolacaklar. Default olarak bu sistem açılacak onlarda. Aslında biz böyle yapmayı düşünmüyorduk. Biz daha direkt neden 3-4-5 yıldızı seçtiğimiz onu da söyleyeyim. Hani onu zaten belli bir teknik analize bilgisine sahip olan kişiler girdiklerinde Hani hangi kendilerine göre customize edecekleri, kendilerine göre seçeceklerini düşünüyorduk. Ha bu şekilde olanlar zaten çok memnun. Pek çok memnuniyet mesajı geliyoruz. Onlar zaten kendi mesela kimileri var. Ben diyor şeye bakmam yani, bak diye bakmam ben diyor. Zaten onu kapatmış. Bir iki kendi arasaya göre alıyor veya işte bakıyor OBV'ye göre alacağım ben diyor. Ha, onlar için zaten sıkıntı yok ama ciddi bir kısım da ne gelse onu kullanan bir kısım var şimdi. Öyle bir gerçek de var. Hmm. İşte onlar için de sinyal sayısını azaltmak, riski azaltmak için bu tür bir müdahalede bulunma gereği duyduk şu an. Evet, Arasay bir tek Arasay seçili Bir ve iki yıldız olarak kullanabilirsiniz. Hı hı. Yani şöyle bir şey var. Zaten e, birazdan bahsedeceğim. O kadar çok teşekkür mesajı, o kadar çok güzel yorum aldık ki. Yani e, bizim amacımız şuydu. İşte günlük trade yapanlar hı hı. hangi paraya girelim diye böyle tahtada bakınmaktan ziyade. işte hangi paraya gireceği, girebileceklerin, hı hı. hangi paranın, paranın giriş olarak. Uygun olduğunu biz liste halinde kendilerine gönderiyoruz. Hı hı. İndikatörlerin desteklediği bütün paralar. Onlar için aslında bulunmaz bir nimet oldu tabii. Hı hı. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir sonraki madde. Stop loss coin. Hı hı. Neticede day trade yapıyorsunuz. Ya ne olacağı hiç belli olmaz. Ters atmıştır. Pampa girmişsinizdir. O pumpçılar çakallık yapmıştır. Hemen satışa başlamıştır. Piyasada ters bir şey olmuştur. O anda bitcoin ters hareket yapmıştır. Hı hı. Olumsuz bin tane senaryo var. O yüzden... Siz yüzde bir, yüzde iki neyse artık paraya göre girdiğiniz şeye göre bakın. Bir stop lossunuzu koyun. Zararı minimize etmek de trade'in en önemli kuralıdır. Ha bu sadece mundicator için değil yani mundicator'sız trade yapıyorsanız da günlük al sat peşindeyseniz gene koyun stop lossunuzu ki üzülmeyin sonra. Bir sonraki madde arkadaşlar 15 dakikalık grafiklerde, 1 saatlik grafiklerde ve keza 4 saatlik grafiklerde belki biraz daha fazla hedefleyebilirsiniz ama özellikle 15 dakikalık ve 1 saatlik grafiklerde %1'den fazlasına açgözlülük yapmayın. %1'inizi alın, o aldığınız yere stop loss'u koyun, yukarı nereye kadar giderse stop loss'u yükselte yükselte devam ama edersiniz. %40'a da gidebilirsiniz o saatten sonra, %50'de, %200'e de gidebilirsiniz ama siz o %1'i aldıktan sonra stop loss'u koyun ki ondan sonra terste kalmayın. Aynen öyle, o çok önemli. Bir de arkadaşlar Şimdi mesela bazı arkadaşlar örnek gösteriyor. Hani burada sinyal verilmiş. E, hocam diyor burada şey olmuş. Mu? E, bakıyorsun, bakıyorsun sinyal başarılı. Yüzde bir buçuk, yüzde iki vermiş. Yüzde bir vermiş. Dediğim gibi yüzde biri aldığınız an onu ne yapacaksınız? Hemen oraya stoplozu stop koyup. Stoplozu koyacaksınız. öyle Ağlarınızdan daha yüksek fiyata satabiliyor musunuz? Satıyorsunuz. O an başarıdır. Ondan sonra neye bakacağız? İşte ne kadar kâr edebiliyoruz? Çünkü her gün %1'lik kazanç çok önemli bir kazanç. Tabii. Çok onun çok bir hesabı bir vardı. Değil. Şimdi 60 olmuyor. Ona detaylı bakmam lazım ama her gün %1 alırsak yıl sonunda 33'e katlıyoruz gibi bir şey vardı. Doğrudur. Onun ben daha detaylı Doğrudur. başka bir bende programla hesabını göstereceğim onu. Onun Bunun grafiği vardı bende de. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi de atıyorum 15 dakikalık grafik 15 dakika sonra sat anlamına mı geliyor? Evet o da çok. Hayır <laughs> değil. Arkadaşlar 15 dakikalık grafik veya 1 saatlik grafik Hı -hı. 1 saat sonra sat anlamına gelmiyor. 4 saatlik grafik 4 saat sonra sat anlamına gelmiyor. Hı -hı. Bunlar barların kapanma süresini Hı -hı. belirliyor. Yani 15 dakikalık grafiklerde Hı -hı. 15 dakika içerisinde barlar kapanıyor. Biz barların kapanış fiyatını esas alıp Hı -hı. Ee indikatör formülasyonu. Buradan ne yapıyorsun? çıkarım yapabilirsiniz bilmeyenler için. Ne kadar kısaysa bu süre, hedefleyeceğiniz satış süresi de o kadar kısadır. Yani atıyor 15 dakikalıkta işte sinyal bir yere gitmediyse 2 saat, 3 saat bekleyebilirsiniz. Ama at bir bir günlük, bir saatlikse, yani günlük demiyorum şimdi günlük farklı. Saatlik bakıyorsanız gene işte 8 saat, 10 saat, 20 saat yeri geliyor işte sinyalin durumuna göre başarılı başarısız olmadıysa gidebilir. Ama bu bir saat demek bir saat sonra sat demek değildir. Hiç alakası yok yani onda. Keza mesela 4 saatlikte çok güzel başarılı sinyaller üretiyor. 4 saatlik hakikaten böyle biraz daha uzun vadelidir. Ama geriden gelen ciddi bir hareketi gösteriyor olabilir. Ona göre işte kalkıp da 4 saatliği gördüm. Ama bir sonraki 4 saatte artmadı diye orada hemen satmak çok doğru bir hareket değil. Yani yani o 4 saatlik şş. belki günün sonunda yaşanacak hareketin daha ilk kıvılcımıdır. Yani bar olarak sizin e, olaya evet. bakmanız lazım. Eğer 4 saatlik bir sinyal aldıysanız ikinci 4 saat, 8 saat geçmiş olmuyor. Aslında bir bar geçmiş oluyor. Hı hı. Bar olarak bakmak lazım. Evet. Ve bar olarak o e, sinyale süre tanımanız lazım. Hani 15 dakikalıkta da atıyorum 10 bar dediğiniz şey hı hı. 10 bar süre tanısanız 150 dakika yapar. E, toplasanız e, 3 saat bile yapmıyor. Evet. 2,5 saat yaparken 4 saatlik bir hı hı. sinyalde 10 bar dediğiniz zaman 40, 40 saat yapar. Bu da ortalama 2 gün yapabilir. hani O yüzden bar olarak olaya bakarsanız evet. bar sayısı olarak bakarsanız o daha mantıklı olacaktır. Ben bir madde eklemek istiyorum. Hı hı. Özellikle düşük fiyatlı paralarda nedir işte BitTorrent, Token, Pundex, Holo vesaire gibi. Bir Satoshi'nin bile çok değer ürettiği paralarda sinyallerde daha doğrusu indikatörlerde belli oranda yanılma olabilir. Özellikle tahtaya girme konusunda ciddi zorluk yaşayabilirsiniz. Hani o sinyalden verim ala, alamayabilirsiniz. Mesela 10 Satoshi. Değil mi? Birden 9'a düştü. Ama, Ama aslında 19 arasında sürekli o on on arası gidiyor. sürekli gidiyor. Sen 9'a girsen o alamayacaksın. Hı, Hı Zor yani. Tahtanın sonuna zor. ekleniyorsun tahtanın sen. Sonuna ekleneceksin. Yani sana gelene kadar kim bilir ne kadar zaman geçecek. Orada devasa bitcoinlik alım satım var. O 19 arasında gidip geliyor. O arada tabii indikatör matematik hesabı yapıyor. Evet tamam diyor al sinyal üretiyor. 9'dan sen al diyor ama sen 9'dan alabilecek misin? Orada Alman çok zor. O yüzden yani orada hemen girip anlık alabileceğiniz bir durum varsa hani o biraz zor bir şey de. Ya biraz da dikkatli, olmakta, dikkatli fayda olmakta fayda var. Dikkatli yani olmakta fayda var. Satoshi paralarda tahtaya girebilme zorluğundan evet. dolayı. Onu da göz önünde bulundurarak. Yani 9'a düştü ama sen 9'dan alabilecekmiş o parayı. Bir tahtanın duruma bak. Alım ne kadar? yukarıda Hı -hı. satım ne kadar çünkü aynı satışta da geçerli. Tabii. Parayı aldın, satış yapacaksın. Satabilecek misin? Yukarıda ne kadarlık satış var? Oradan Hı -hı. tahtaya gireceksin falan filan. Hacim ne kadar? Düşük bir satoshi'li paralarda biraz daha böyle evet. dikkatli olmakta fayda var diye ee, onu da parantez Hı -hı. içerisinde. söyleyelim. Ee, default ayarları yeni gelenler için değiştirdiğimizi söylemiştik. Hı -hı. Yeni gelenler farklı default ayarlarla e, sisteme entegre olacaklar. Şimdi e, kredi kartıyla ödeme seçeneğini aktif yapmıştık. Onu zaten söyledik uh -huh. hemen bu videonun aşağısında da link var Patreon üzerinden kredi kartıyla e, ödeme de yapabilirsiniz. Yani şimdi şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. E, gerçekten biz bu yaptığımız projeyle gurur duyuyoruz. Uh -huh. Gerçekten işimize sinen bir proje oldu. E, i̇yi bir şey yaptığımızda gerçekten gelen geri dönüşlerden çok daha iyi anlıyoruz. Uh -huh. Çok güzel geri dönüşler yapıyorsunuz. E, o da bizi gerçekten çok onure ediyor hani şunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Çok samimi söylüyorum gerçekten. Altuğ'da ben de tüm günlük trade'lerimizi bunu Cater'a bakarak yapıyoruz. Bizim de işte kendi ayarlarımız var. Oradan gelen sinyallere göre o ayarları şimdi soracaksın sizin ayarınızda biz de ayarlarımızı durmadan değiştiriyoruz. Ama en çok kullandığım ayarlardan bir tanesi mesela benim RSI'dir. RSI'ye çok hı hı. bakarım. Ee, biz de tamamıyla Mundicator'a göre trade'lerimizi yapıyoruz. Özellikle hacim sinyalleri de çok beğenildi. Hacim sinyalleri şu an beta evet, aşamasında. Evet biraz beta aşamasında hacim sinyalleriyle alakalı tabi hacim şöyle bir gerçek var çok kritik bir indikatör değil normal şartlarda. Hani hacim Yanıltıcı olabilme ihtimali çok fazla var. O yüzden biraz daha beta aşamasında zaten nasıl daha doğruyu verebilirizin testleri yapılıyor arka tarafta. Ama şu ana kadar gerçekten çok güzel çalışıyor. Hatta geçen işte şeyde böyle bir dakikalık bir mum dikmiş hmm. şeye girmişler paranın ismini unuttum artık bu böyle 3 oldu, 5 oldu. Mundicator bunu hemen en başında söylüyor. Hı -hı. Çünkü hacim bizim sistem, Mundicator durmadan paraların Binance'ın içerisindeki hacimlerini kontrol Hı -hı. ettiği için böyle anlık bir yükselişte en ufak bir şeyde biz hemen en baştan sesin yeri gönderiyoruz. Burada Hı -hı. bir dikkat et. Hem hacim yükseliyor hem fiyat yükseliyor. Evet. Tabii da belli bir alıyoruz. algoritması var arkada bunu yani. Biz farklı bir algoritmaya oturttuk. Farklı bir formülasyon yaptık. Sadece hacmin yükselmesine bakmıyoruz. Hı -hı. Hacim artı fiyat. Hı -hı. İkisi de bizim o koyduğumuz formüllere göre yükseldiği an, anında sesin yer gidiyor. Hı hı. Saniye şaşmadan, sadıcesinde atta. Yani saniye bizim için çok önemli. Biz sadiselere bakıyoruz. An o sinyali üretiyoruz. Geçen birisi Telegram'dan geldi. Birisi derken çok insan Telegram'dan bu hacim hı hı. sinyallerini genel bizim grupta konuştu da e, doğruluğunu. Birisi de şey diyor, hocam diyor, siz mi diyor bu paraları yükseltiyorsunuz, <laughs> Türkiye'ye falan. Dedim ya yok olur mu öyle şey? Biz formülasyon var yani hı. Hani sistem çalışıyor arkada, serverlar çalışıyor. E, yükselişi hacim yükselişini, fiyat yükselişini gördüğün sinyali üretiyoruz. O yüzden e, hacim sinyallerinde dikkat edin. Şu an beta aşamasında ama Hı -hı. oldukça verimli çalıştığını söyleyebilirim. Risk sevenler oradan girin. makul karlarla o pump pump trenini atlamayı sevenler bence bakabilirler tabii yani. Tabii tabii yani böyle çok kısa bir süre içerisinde ben hiç beklemek istemiyorum. Biraz da heyecanlı olsun. Hemen yani şeyi gördüğüm an gireyim. Işte Evet burada o, o kritik noktayı unutmayın. O sinyal Al, bekle, 10 dakika sonra %10 olacak sinyal değil yani. Onu atladın, yükseldi, sattın yani. O, o dakikalık hacim, bir işlem yani, Hacim sinyaline girecekseniz eğer, yani öyle bir risk alıp gireceksiniz hacim zaten stopu kesin koyun. İki ekran kesin olmak zorunda. Hı -hı. Bir ekranda o, e, bunu Cater'ın sayfası açık olacak. Bakacaksınız, hacim sinyali geldiğinden hemen giriş Hı -hı. yapmanız lazım. E, onun trade'i çünkü öyle yapılır. Hı -hı. Beklediğiniz her saat Evet, bu da için. soruluyordu çünkü genel olarak indikatörlerin hepsinin internette kaynağı var ama tabii hacim sinyaline göre ne kadar zamanda alım yapmalıyız onun da cevabını şimdi vermiş Aynen, olduk çok hemen. hemen. Çok seri bir işlem o. O yani o ona gireceksiniz o şekilde hemen stop lossunuzu koyup girin. Tabii demin söyledik birçok güncelleme yapacağız. <laughs> bu güncellemeler geldikçe Mundicator gücüne güç katacak. <laughs> çok yakında yurt dışı pazarlamasına da çok sert bir şekilde başlayacağız. Bazı beklediğimiz bir iki ufak şey var. Onlar da bittikten <laughs> sonra çok agresif bir yurt dışı pazarlamasına da başlayacağız. İnşallah Mundu yerli milli bir yazılım olarak, <laughs> Türk yazılımı olarak bir dünya markası haline getireceğiz. Dediğim gibi Mundu ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi... Evet özellikle sistemi geliştirebilecek önerileriniz varsa şöyle olsa daha iyi olur, şunu ekleseniz daha iyi olur gibi <laughs> şey varsa bize bildirin ki biz onların hepsini hiç merak etmeyin. Yani attık ama yalan oluyor gibi bir şey yok. Biz gerçekten hepsini okuyup değerlendiriyoruz. Mantıklı olanları zaten veya yapılabilir olanları diyeyim. Biz hemen arka planda işlemede alıyoruz. O yüzden sizin fikirleriniz çok önemli. Hani böyle bir şey var çok güzel olur diye ne varsa aklınızda bize gönderebilirsiniz. Evet ya yani her mailiniz teker teker okunuyor. Hiçbir evet. mailiniz bizde boşa gitmez muhakkak. Biz onu okuruz. O yüzden support.munducator.com adresi de bunları kesinlikle yazın. Tabi bazı ufak güncellemeleri biz size burada söylemiyoruz. Mesela önümüzdeki hafta veya belki bir 3-5 gün içerisinde şey ekleyeceğiz dashboardta. Yeni sinyaller geldiği zaman uyarı gelecek ve ses çalacak. Ses. Yani mesela bunlar ufak güncelleme Biz bunları söylemeye gerek gerekmiyoruz. Ve o dashboardun yenilenmesiyle alakalı bazı talepler vardı. Onu da değerlendirdik işte o da. Bir sonraki, önümüzdeki haftaki güncellemede Hı -hı. o da gelecek zaten. Bunun gibi birçok güncelleme hemen hemen her hafta geliyor olacak zaten. Hı -hı. Ben bunlardan hiç bahsetmiyorum bile. Asıl esas güncellemelerden bahsediyorum. Peki var mı altı söyleyeceğim bir şey? Yok. ile ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelen sorular doğrultusunda biz bu tür programlar yapmaya devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Aynen oranda. öyle. Munducator'la hala tanışmadıysanız da bir girin. Aşağıda web sitemiz var. <laughs> web sitemizi inceleyin. Umarız ki çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin. Yarın canlı yayındayız. Yarın canlı yayında beraber olacağız. 21.30'da diğer videolarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bol kazançlar. Bizi Telegram'dan ve tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.